İstanbul'da kaldırımda yürüyen Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz. Hepimiz biliyoruz onu. Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine sabırlar dileyelim bir kez daha. O davada bugün karar bekleniyor. Katil zanlısını tasarlayarak canavarca hisse ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi de isteniyor. Detayları, son durumu alalım. Bu süreçte neler yaşandı diye soralım. A Haber muhabiri Aslı Bilgel Kutludağ bizi bekleyen isim. Aslı, günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende. Evet, davanın bugün 3. duruşması Anadolu Adalet Sarayı'nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 11 civarında duruşmanın başlamasını bekliyoruz. Aslında bir önceki duruşmadan söz etmek gerekirse, bir önceki duruşmada sanığın savunması alınmıştı. Aslında özellikle her gün şeytanı görüyorum, 24 saat şeytanı görüyorum ve bana emirler veriyor ama yaptığımdan da çok pişmanım açıklamalarında bulunmuştu savunmasında. Bir taraftan da savcı mütalasını vermişti ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 6 yıla kadar varan hapis cezası isteminde bulunmuştu. Son olarak avukatların savunmaya karşı, daha doğrusu mütalaya karşı savunma için süre istemesi nedeniyle dava bugüne ertelenmişti. İşte bugün sanığın avukatları artık son sözlerini söyleyecekler. Onlar da savunmalarını gerçekleştirecekler ve bugün içerisinde eğer bir olumsuzluk olmazsa kararında artık çıkmasını bekliyoruz diyebiliriz. Tabii ki hemen olayı da hatırlatmak gerekirse, 28 yaşındaydı Başak Cengiz ve Ataşehir'de caddede yürürken maalesef ki sanığın oturduğu sitenin önünde bir anda sanığın saldırısına uğramıştı samuray kılıcıyla ve 12 kılıç darbesi alarak hayatını kaybetmişti. İşte zaten geçtiğimiz duruşmada da annesi, ailesi çok zor anlar yaşadı savcı mütalasını okurken. Salondan ayrılmak zorunda kaldılar. İşte bugün de yine ailesinin burada olmasını bizler de bekliyoruz. Sanık için tekrar hatırlatayım. Özellikle canavarca hisse ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor diyelim. Sözlerinden size bırakalım.